Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? Kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Class FX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Class FX'in her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese merhaba. Class FX Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu Güne Başlarken programına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Özellikle dolar kurundaki kritik bölgeden 100 periyotluk hareketli ortalamamıza yakın bölgeden gerçekleştirdiğimiz toparlanmadan bahsediyor olacağız. Ardından da sorularınızı yanıtlıyor olacağız. Genel hatlarıyla baktığınızda Borsa İstanbul'un da zaten %1 giriş yaptığını görebiliyoruz. Hemen görüntüyü yenileyip dönüyorum. Evet, şimdi devam edebiliriz. Kusura bakmayın lütfen. Kısa bir kesinti yaşamış olduk. Şimdi bunu burada %1'in üstündeki primli görüntümüzün akabinde dolar TL'ye bakacak olursak görmüş olacağımız üzere bir saniye bir kez daha kesinti yaşadık. Şimdi devam edebiliriz. Kusura bakmayın kesintilerle başladık. Bloomberg'un bağlantısında sanıyorum bir problem yaşanıyor. Şimdi genel hatlarıyla baktığınızda yukarı yönlü fiyat hareketinin devam edeceğinden bahsedebiliriz. Alıcılı atakların 100 periyotluk hareketli ortalamadan bir miktar genişleyebileceğinden bahsedebiliriz. Ancak şunu lütfen göz ardı etmeyelim. Yukarı yönlü fiyat hareketliliğinin alıcılı atakların ya da gerçekleşirken burada yeni bir pozisyon alımından ya da yeni bir yabancı sermaye girişinden, yabancı yatırımcı girişinden bahsetmemiz mümkün. Tabii yurt içerisindeki tasarruf sahiplerinin de dönem dönem zaten dolar tarafındaki değerlendirmelerini biliyoruz. Özellikle hafta kapanışlarına yaklaşırken eğer bir düşüş görüyorsak hafta kapanışına doğru bunun ardından hızlı da bir toparlanma gerçekleştirebiliyoruz. Bunu piyasanın hem yabancı yatırımcılar açısından hem yurt içindeki piyasa katılımcıları açısından baktığımız zaman bir fırsata çevirdiğini gözlemleyebiliyoruz. Şu andaki görüntü de zaten bu yönde ilerliyor. Tabii ne kadar daha yükseliş gösterebilir sorusundan ziyade Citigroup'un da yaptığı açıklamada gördüğümüz üzere faiz artışı 200 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleşebilir. Merkez Bankası'ndan böyle bir hamlenin gelmesi ki çok uzun zamandır baktığınız zaman Merkez Bankası'nın bu kadar stabil ilerlediğini, bu kadar sağlıklı bir şekilde ilerlediğini görememiştik. Ancak yeni başkanın Naci Ağbal'ın atmış olduğu adımlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın atmış olduğu adımlar olumlu yönde ilerliyor. Ve kritik bölgedeki genel hatlarıyla yükselişimiz kısıtlı kalabilir. Yabancı yatırımcının ya da yabancı bankaların söylemleri şu yönde. Artık güven oluşturuldu.
eyleme dökülme sırasında pozisyonlar alınacak. Şimdi eyleme dökülürken eğer doğru bir şekilde adım atmaya devam ediyorsak JP Morgan'ın açıkladığı 7.50 seviyesinin altına düşüş ihtimalini değerlendirmemiz lazım. Şu bölgeyi göreceksiniz. Zaten bir kez burada bir deneme gerçekleştirdik. Bir de burada deneme gerçekleştirdik. 7.50'nin altına bir kez daha sarkma görme ihtimalimiz ya da bu denemeyi gerçekleştirme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Tabii Merkez Bankası'nın adımına kadar bu durumun yaşanması ya da haftalık kapanışı 100 periyotluk hareketli ortalamanın altında gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani 7.70'in altında. Daha önce söylediğimiz şey şuydu. 7.63'te ciddi bir alım var. Bu bölgeden toparlanma gerçekleşmediği takdirde ya da pozisyonlar bozulduğu takdirde bir çözülme yaşanabilir. 7.63'ten gerçekleşecek çözülmenin 7.47'nin de altına derinleşeceğinden bahsedebiliriz demiştik. Ve gördüğümüz kadarıyla yabancı kurumlardan, yabancı bankalardan da bunu teyit etmiş olduk. Dolar kurunda bu şekilde bir görüntü çizilirken gram altın tarafında da tabii çok doğal olarak dikkat edilmesi gerekiyor. Ons altında yükselişe rağmen Türk lirasında da yükseliş gerçekleşti. Ve çok doğal olarak da 474'ün üstüne seyrin genişlediğini göremedik. BDDK'dan atılan adımların ya da yapılan açıklamaların diyelim akabinde zaten uzun süredir kapalı çarşının da beklemiş olduğu adımlar atılmış oldu ve uzun bir süredir de onların da söylemiş olduğu gibi 450 liranın altına kalıcı bir seyir görme ihtimalimiz 2021 yılında söz konusu olabilir. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Bu durum ons altındaki görüntüyle de desteklenmesi gerekiyor. Teşvik paketi konusuyla alakalı gelişmeler pozitif ilerlerken, anlaşma yoluna doğru gidilirken 1880 doları aştık dün ve 1900 doların da üstüne seyrin genişleme ihtimalini de arttırmış olduk. Genel hatlarıyla ons altın tarafında teşvik paketi konusu daha fazla fiyatlanırken bu konuyla alakalı yaşanabilecek olan her bir gecikme tekrar 1868'in altına derinleşme gösterecektir. Türk lirası da değer kazanımı gösterdiği bir evrede olduğunu düşünecek olursak gram altın 444'e doğru derinleşebilir. Alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Çok önemli bir kademe alışı olacaktır. Daha önce söylemiştik, daha önce değerlendirmiştik ve kazanç da sağlamıştık. Bu sebeple dikkatli olmanız gerekiyor. Dediğim gibi derinleşmeye yönelik tedbirli olmamız gerekiyor. Burada tabii ayrıştıracağımız bir diğer konu Euro-TL konusu. Özellikle Euro-TL'de de 50 periyotluk hareketli ortalamanın altına sarkma göremedik. Dolar kurunda nasıl 100 periyotluk hareketli ortalamadan bahsediyorsak burada da 50 periyotluk hareketli bir kapanış. Yani 9.44'ün altında bir kapanış bize daha fazla derinleşmeyi gösterebilir. Ancak üzerindeki kapanış devam ettiği sürece biz de 9.50 çevresinde seyretmeye devam edeceğiz diyebiliriz. Buradan Euro dolar tarafına geçiş yapacak olursak Avrupa'daki problemlerin özellikle borç silinmesi probleminin Avrupa'daki yetkililer tarafından Avrupa Merkez Bankası üyeleri tarafından onaylanmadığını görüyoruz. Çok ciddi bir kriz yaratacak bu durum. İtalya'nın istediği borç silinmesi konusu. Tabii onaylanmadığı takdirde İtalya'nın yapacak çok fazla hamlesi yok. Ama bir tartışma başlayacaksa bununla alakalı çok ciddi bir noktaya doğru ilerler. Ve Euro'da çok büyük çatlaklar oluşur. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Euro dolar tarafında da tabii ki az önce Euro TL dolar TL üzerinden konuşurken aktarmış olduğumuz farkın neyden kaynaklandığını görebilirsiniz. 1.2380'e doğru ilerlememizi sürdüreceğiz. Geri çekilmelere rağmen 1.2190'ın altına sarkma görmediysek hala hafta kapanışına doğru hala biz de 1.2380'e ilerleyeceğimizi aktarabiliriz. Sterlin dolar tarafına baktığımızda genel hatlarıyla problemin ne olduğu çok önemli. Anlaşma yoluna gidildiği için sterlin değer kazanımı göstermişti ve bu görüntünün ardından şu anda
dolar lehine bir fiyatlama görüyoruz. Kar satışlarının hafta kapanışına doğru gözlemlenmesi şaşırtıcı değil. Ve bununla beraber de 1.34-1.33 üstündeysek problemin olmadığını söyleyebiliriz. Bir miktar daha genişlemeden bahsediyor olacağız. Şimdi Ruhullah Bey, Trump'ın acil durum ilan etmesi ons altında geri çekilmelere sebebiyet verir mi? Açıkçası böyle bir görüntüde acil durum ilanları, kriz anları ons altının yükselişine sebebiyet verir. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Geri çekilmeden ziyade orada yükselişi hedeflemeniz gerekecek. Şimdi endeks tarafına geçiş yapalım ve buradaki görüntüden bahsedelim. Genel hatlarıyla baktığınızda 3700 puanın üzerinde seyrediyoruz ve 3731'e doğru genişleme gösterme ihtimalimiz oldukça kuvvetli. Alıcılı atakların devam etmesini bekliyoruz. Avrupa tarafından yenilenebilir enerji ile alakalı çok önemli gelişmeler yaşanıyor. İyileşmeler devam ediyor ve Avrupa'dan sonra zaten Amerika'da Biden ve ekibiyle beraber daha fazla bu duruma eğilim gösterecekler. Yukarı yönlü fiyat hareketinin devam etmesini bu sebeplerle zaten bekliyoruz. Teşvik paketi de dahil olmak üzere. Ve bu görüntüde de geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam etmemiz gerekiyor. Ancak DAX tarafında biraz daha farklı bir görüntüyle karşılaşabiliriz. Almanya'da problemin sadece aşı olmadığını ve aynı zamanda yenilenebilir enerjinin bugün fiyatlamaya doğrudan bir etkisinin olmadığını görebiliyoruz. Bu durum daha önce zaten bir miktar fiyatlandığı için gerçekleşmiş olabilir. Tam karşılığını görebilmemiz çok da mümkün değil. Ama en azından sektörler üzerinden konuşacak olursak biraz daha finans sektöründe, sanayi sektöründe, ham madde sektöründe toparlanmalar görmemiz gerekiyor. %3'ün üzerinde yükselişler görmeliyiz ki şu üçlüde biz de DAX tarafında 13.780'i aşabilelim demiştik. Bu yönde de görüşümüzü sürdürüyoruz. Haftalık ortalamada zaten %3'ün üstünde bir görüntü sağlanır ise 13.780'i de aşar, genişlemeye devam ederiz diye düşünüyorum ki genel görüntümüzde bunun karşılığını verdi. 4 işlem günündeki yükselişin ardından bugün kısmi de olsa geri çekilme gösteriyoruz. Şimdi petrol tarafına baktığımız zaman WTI fiyatlarının genel hatlarıyla kısmi de olsa geri çekilme gösterebileceğini, ancak 47-18 üstünde tutunduğumuz sürece bir problem olmadığını belirtebiliriz. Vadeli fiyata baktığımızda görüntünün ne kadar derinleştiği büyük önem arz edecek. Dediğim gibi 47-18 üstündeysek problem yok. Alım fırsatları değerler. Brent için genel görüntümüzde çok büyük bir değişimin olmadığını yine söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi daha kısıtlı geri çekilme gösteren bir Brent var. Daha önemli yükselişler gösteren bir Brent var. Doğal olarak bizim burada daha önce gerçekleştirdiğimiz analizimize dönmemiz lazım. Bir kontrol edelim ne durumdayız. Şöyle WTI tarafından, Brent ile WTI tarafından bir inceleme yapalım. Bakalım ne kadar ilerleme kaydedebilmişiz. Şöyle bakıyoruz. Korelasyonu da alıyoruz. Bakın 3 doların üstüne zaten çıkış göstermiştik. Hala bu bölgede ilerliyoruz. Çok büyük bir fark oluşmuş durumda değil. Tabii ki talebin artış göstermesiyle beraber Brent petrol fiyatlarında yukarı yönlü fiyat hareketi genişlediği takdirde 55-50'ye doğru bu fark da bir miktar açılacaktır. Ki zaten burada önemli bir kazanç elde etmiş durumdayız. Mümkün olduğunca yukarı yönlü fiyat hareketliliklerinde Brent'i, geri çekilmelerde WTI'yi kullanmanızda fayda var diyebiliriz. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Palladium tarafına bir bakalım tabii ki. Şimdi palladium için daha önce konuştuğumuz konu basitti. 2500 doları aşma ihtimalimiz talebe bağlı. Talepte ciddi bir artış yok. Bu sebeple swing trade eden yatırımcılar için önemli bir aralık oluşmuş durumda. Şurada görmüş olduğunuz gibi zaten çok ciddi bir şekilde
2400'e doğru yükselişlerde satış fırsatları değerlendiriliyor. Daha sonrasında 2275'e doğru derinleşmelerde alım fırsatları değerlendiriliyor ve bu bantta ilerlememizi sürdürüyoruz. Yukarı yönlü fiyat hareketinin uzun vadede devam etmesini bekliyoruz. Ancak kısa vadede 50 periyotluk hareketli ortalamanın altındayken 2300'e doğru derinleşme söz konusu olabilir. Şimdi şöyle bir bakıyorum hemen. Yanıtlamadığımız bir soru var mı? Kontrol edelim. Herhangi bir yanıtlamadığımız soru yok gibi. Petrolü yanıtladık. Paladyumu yanıtladık. Dolar kuruyla zaten giriş yaptık. Ons altın sorusunu Rahullah Bey'in yanıtladık. Genel hatlarıyla anlatmamız gereken bazı konuları özetlemiş olduk. Şimdi fiyatlamalara etki etmeyen, daha doğrusu biraz gecikmeli bir şekilde etki edeceğini düşündüğümüz konulara değinecek olursak, ons altının ben buradan gösterimini sağlayayım. Bir gerçekleşti Rusya tarafından Amerika'ya ve bu bilanço giderek ağırlaşıyor. Nükleer dosyalarla alakalı diyelim, bilgilerin ele geçirildiği söyleniyor. Bununla beraber Amerika tarafından da Rusya'ya çeşitli istihbarat ağının bozulması adına ya da bilgi elde edebilmek adına Telegram da dahil olmak üzere birçok uygulamaya, birçok alana siber saldırı düzenlendi. Genel hatlarıyla baktığınızda bu zaten uzun yıllardır yaşanan bir şey ve fiyatlamaya etki etmemesinin sebebi bu. Ancak uzun vadede fiyatlamalara etki edecektir. Çünkü hem silah ticaretiyle alakalı olarak, hem petrol stratejisiyle alakalı olarak, hem de bütün bir jeopolitik strateji açısından baktığınız zaman her iki tarafın da planlarının nasıl ilerlediğini ya da ne yönde ilerleyeceğini değiştirecek olan senaryolar bunlar. Ve çok doğal olarak da özellikle endeks tarafında bazı hisseleri, yenilenebilir enerji hisselerini, geleneksel enerji hisselerini ve aynı zamanda altın fiyatlarını doğrudan etkileyecektir uzun vadede. Bir de sadece bu değil, tabii ki böyle görüntüler oluştukça kripto para piyasasının önemi artacaktır. Bunu da lütfen göz ardı etmeyelim. Uzun vadede bu görüntü mümkün olduğunca Bitcoin ve Ethereum tarafına destek sağlayacaktır. Dünyanın en büyük fonlarından bir tanesi diyelim, en basit şekilde 600 milyon dolarlık bir yatırımı vardı Bitcoin ve Ethereum'a. 1 milyar dolara 2021'in başında çıkarma sözü verdiler. Hemen hemen sonuç itibariyle 2'ye katlayacaklar yatırımlarını. Bunun gibi fonlardan, fon şirketlerinden buradan yatırımlar gelmeye devam ettiği sürece burada yükselişler görme ihtimalimiz oldukça kuvvetli hale gelecektir. Lütfen göz ardı etmeyelim. Bu şekilde kısa da bir bilgi vermiş olalım. Hafta boyunca yardımcı olmaya çalıştık. Haluk Bey'in de aktarmış olduğu gibi. Dinlediğiniz için, katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. Günün geri kalanında sizlere bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün ve ardından da iyi tatiller diliyoruz. Pazartesi sabahı tekrar görüşmek üzere Class FX'in Class Yatırımcıları.